Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada CoinTürk üzerindeki bu haberi genel olarak değerlendireceğiz ve meme coinler, özellikle Doge ve Shiba hakkında konuşacağız. Bunun üzerinde duracağız. Siz de videonun yorumlar bölümünde favori meme coininizin hangisi olduğunu yazmayı unutmayın. Şimdi bir bakalım. Shiba Inu, Dogecoin ve Digitals Meme Coin yorumları 2023 beklentileri. Bakalım. Yine hangi shitcoin yine Shiba ile Doge'u geçiyor? Yine CoinTürk nereden sponsorluk aldı? Bakalım. Digitals'tan almış. Meme coinler kripto para ekosisteminde oldukça popüler hale geldi ve hızla üst sıralara yükseldi. Tabii doğru. Ya piyasada zaten spekülasyon biliyorsunuz olmazsa olmaz. Bunun böyle ağababası da zaten Elon Musk'tır, işi yapan. Yapay zekanın içerisine bile karıştırdı Agix'i ortaya atarak. Tabii Agix'i ortaya atma da varlığını da hayli değerlendirdi biliyorsunuz. Lafı geçmişken de bir yapay zeka coin'idir ve kesinlikle çok beğendiğim iyi bir coin'dir. Onu da belirtmek isterim. Haricinde meme coin'ler dedik. Evet, popüler hale geldi fakat bugün meme coin'leri biz ikiye ayırabiliyoruz. Günler öncesinde attığım bir videoda fayda coin'leri ve salt meme coin'ler olarak ikiye ayırmıştık bildiğiniz üzere. Bugün kripto para biriminde meme coin'ler ekosisteminde popüler kripto paraların bir kısmını oluşturuyor ve sahip oldukları ilgi çekici yardımcı programlar nedeniyle bu durumun oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Şimdi ya tam olarak böyle değil. Tabii mesela Dogecoin bir salt meme coin dedik. Neye göre hareket etti? Yani başlangıçtaki asıl katalizörü neydi? Elon Musk ve bir takım farklı isimler bugün ortaya çıkan. Ya bir bakıldı, Allah Allah, Elon Musk yani bu kadar tanınan bir adam bir tane kripto parayı övüyor. Dolayısıyla biz bunu almalıyız mantığıyla ortaya çıktı. Devamında odur, budur, şudur herkes övdü derken tabii hiçbir vizyonu yok değil. Dogecoin'in vizyonu bugün internet ortamında geçerli ve internetin tamamında geçerli, bu noktada hükmetmiş ve kullanım konusunda şeyini almış, hakkını almış bir kripto para birimi olmaktır. Hani sıfır gibi bir şey yok. Yardımcı programlara gelince bu da doğru değil. Yani yok şu yardımcı programdır, budur, bilmem ne, Dex'tir, yok. Onlarla bir alakası yok. Onlar ekosistemi geliştirmek için ortaya çıkılan şeyler. Doğrudan spekülasyon. Yani bir varlık var ortada. Bunun alım sebebi şu. Ya diyor ki adam, ekip bunun arzını yakmayı taahhüt ediyor. Biz bunu yakacağız diyor. Haricinde tabii devamında ne olabilir? Potansiyel bir talep var vesaire. Yani spekülasyon odaklı olarak işin içerisine giriyorlar ki bu mantıklı oluyor. Bugün Shiba'nın da potansiyel talebi çok yüksek. Çünkü arzın azaltılacağını herkes bilirken acemi traderların da psikolojik anlamda çok ciddi üzerinde durabileceği bir husus var. Baby Doge'da da Floki'de de bu var aslında. Neden? Adam giriyor bir bakıyor ya listenin içerisinde 10 dolarlar, 20 dolarlar havada uçuşuyor. Aynı popülerlikte bir coin var. 4-5 sıfır var önünde. Allah Allah falan diyor. Ya durum böyle. Meme coinler ilk olarak 2013 yılında Dogecoin'in piyasaya sürülmesiyle popülerlik kazandı. Ya popülerlik kazanmadı da işte hani piyasaya sürüldü desek daha doğru olur. O zamandan beri çok sayıda meme coin de ortaya çıktı ve sektörün ilgi çeken coinler haline geldi. Ya doğru değil. Doğru olan şu, 2013'te Dogecoin yaratıldı fakat herhangi bir popülarite kazanmadı. Daha popülarite kazanması da birkaç yıllık bir şey. Devamında Elon Musk'ın Dogecoin'i çıkarıp bunu pamplaması, işte Shiba'dır vesaire. Bundan birkaç sene önce Dogecoin'i kim biliyordu? Shiba Miba zaten yoktu da Dogecoin'i kim biliyordu? Kimse bilmiyordu. Bu eğlenceli tokenlar ekosistemde kitlesel inovasyonu başlatmış ve kriptonun diğer bölümlerini de geliştirmiş olabilir. Muhakkak yani bugün Metaverse üzerinde de çalışan var, NFT'ler üzerinde, oyun GameFi üzerinde, tamam mı? Bunlar üzerinde de çalışıldığı için tabii inovasyona tabiler yani. İddialara göre sektör sürekli devrim halindeyken meme coinler kripto alanındaki herhangi bir yatırımcı için sahip olması gereken önemli bir şey olabilir. Doğru. Ama popüler olanları sadece böyle shitcoin tarzında cartlı curtlu onlar değil. Dogecoin, Shiba Inu ve Digitos gibi meme coinler 2023'te nasıl bir performans sergileyebilir?
Allah aşkına Digitos çıkardı bir ya. Allah'ım yarabbim. 2023 Shiba Inu yorumları. Kripto piyasası son zamanlarda yükselişe geçti ve Shiba Inu da buna dahil. Bu kripto para birimi popüler Dogecoin'e Ethereum tabanlı bir alternatiftir. Doge gibi SHIB tokenları da toplam 1 katrilyon arz ile kasıtlı olarak bol miktarda olacak şekilde yaratılmıştır. Doğrudur. Kaldı ki bunun bildiğiniz gibi şeyi yakılmıştır. 410 küsür, 411 trilyonu yaklaşık olarak yakılmıştır. Kalan kısmı durmaktadır. Bir kısmı Vitalik Buterin tarafından biliyorsunuz bağış yapılmıştır. Gibi gibi gibi. Doge'dan farklı olarak SHIB, Ethereum ile uyumludur ve bu da birden fazla DEP ve Shiba Swap olarak bilinen kendi DEX'ini oluşturmasını sağlar. İddialara göre piyasadaki spekülasyonlar bu tokenın 2023 yılında inanılmaz seviyelere çıkabileceğini söylüyor. Tabii farklı yorumlar var işte ne bileyim nedir o? Ya 1 sent diyen var, 10 sent diyen var tamam mı? Ama bunları kovalamamak gerekecektir. Onu net bir şekilde söyleyeyim ben. Genel olarak piyasadaki durumu anı anına takip etmek icap eder. Bakalım. Spekülasyon yaratmaya da gerek yok. Tamam mı? Dogecoin. Dogecoin 2013 yılında daha geleneksel kripto para birimlerine eğlenceli bir alternatif olarak piyasaya sürüldü. Kısa sürede dünya çapında milyonlarca yatırımcının kalbini kazanmaya başardı. Dogecoin genellikle meme coin ekosisteminin ana gücü olarak anılır. Doğrudur. Hatta diğer meme coinlerde takip etmişseniz biliyorsunuzdur bir korelasyon vardır. Doge'un yükseldiği sezonlarda diğerleri de ona kısmi bile olsa ayak uydurur. Yıl 2023 ve Dogecoin hala piyasada dikkat çekiyor. Bu token 10 yıldır piyasada iyi bir yer edinmiştir ve Doge sektörünün önemli bir varlıklarından biri ve bir yatırım seçeneği olmaya devam etmektedir. Doğrudur, katılıyorum. Sonuç diyor. Bakalım nasıl bir sonuca varacak. Sonuç herhalde herkesin Digitos almasına gidecek. Kriptonun meme coin yönünün yıllar içinde kaydettiği inanılmaz büyüme övgüye değer olduğu düşünülür. Estağfurullah. Digitos övgüye değer asıl. Digitos ekibinin iddiasına göre haftalardır dijital dünyada dikkat çekiyor olabilir. Kullanışlı olduğu iddia edilen token'ın ön satışı ilgi çekmeye devam ederken ekosistemi daha fazla sürprize hazırlamayı amaçlıyor. Bir NFT koleksiyonuna ve oyun araçlarına ev sahipliği yapan Digitos'un 2023'te takip edilmesinin faydalı olabileceği ifade ediliyor. Buna katılmıyorum. Yani konuyla yani Digitos'la alakalı tabii herhangi bir şekilde yorum yapmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.